İyi akşamlar değerli izleyenler. Her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da siz değerli izleyicilerimizle İbrahim Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programıyla yine bu akşam sizlerleyiz. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Olur. Evet, alerji ve alerji türleriyle başlayalım. Zaten mevsimsel alerji bu aylarda çok sıklıkla görülen türden. Alerji bilindiği gibi bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyon göstermesi bazı maddelere karşı. Bunlar nedir? Kimyasal maddeler, bazı insanlar parfüme karşı alerjisi var. Bazı insanların polen, çiçek tozlarına, bitki tozlarına karşı alerjisi. Bazı insanların akarlar kişi yatar yatağına ölü hücreler, deriden dökülen hücreleri, deri artıklarını akarlar. Yani uyuz böceği dediğimiz böcekler yer ve onun dışkısı protein, nefes yoluyla alınırsa bu da alerji tetikler. Akar alerjisi denir. Toz alerjisi, kıl alerjisi, tüy alerjisi. Alerji olan bir yerde kuş beslememek gerekir. Veyahut da kedi köpek bulundurmamak gerekir. Ailede birinde alerji varsa dikkat etmek gerekir. Alerjinin birçok türü var. Polen alerjisi, mevsimsel alerji. Bronşiyel alerjik astım, sürekli bir alerji var. Mevsime bağlı olmayan, efendim kurdeşen besin nedeniyle yemiş olduğu, içmiş olduğu şeylerden tetiklediği alerji türler var. Besin alerjisi var. Kurdeşen var vesaire. Bütün bu alerjilerin oluş sebebi 4 ana faktöre dayanır. 1. Pankreas yeterli ve kaliteli enzim salgılayamıyorsa, lipaz, amilaz, tripsin. Lipaz yağları çözücü bir enzim. Tripsin proteinleri, amilaz karbonhidratları. Şimdi pankreasında kişinin problem varsa, yeterli ve kaliteli enzim salgılayamıyorsa ne olur? Besinler bölünüp parçalanamaz küçük moleküllere. Proteinlerin amino asitlere dönüşmesi gerekirken yani küçük moleküllere bölünür. Yani büyük normal dönüşüm olmaz. Amino aside dönüşmez. Küçük protein parçacıkları kalır. Bunları da kalın bağırsaktaki mantarlar toksik maddeye dönüştürür. Amino asit yerine toksik bir madde ortaya çıkar. Bu nedir? Biyojen amin, mesela histamin ortaya çıkar. Yani pankreastaki bir problem alerji tetikler. Bir. İki, karaciğer, elangaz, desturaz gibi enzimler, birçok enzim salgılar. Bu enzimlerden ne işe yarar? Mesela zeytinyağı yediniz. Zeytinyağı oleik asit. Zeytinyağı oleik asit içerir. Oleik asit, arahidon asit, prostaglandin E1, E2, prostaglandin E1, E2 hormona dönüşür. Yani hormonların ham maddesidir zeytinyağı, örnek veriyorum, veya tereyağı. Bu dönüşümü sağlayan enzimi karaciğer salgılar. Desturaz, elangaz vesaire. Şimdi bu enzimler karaciğerde sarılık nedeniyle, hepatit B, hepatit C, karaciğer yağlanması, alkol nedeniyle karaciğer yağlanmışsa vesaire, yeterli ve kaliteli enzim salgılayamazsa besin alerjisi ortaya çıkar. Etti iki. Üç, kişinin midesinde Helicobacter pylori isimli bakteri varsa bu bakteri birçok toksik madde üretir. Bu toksik maddelerden biri de histamin. Histamin oranı yükselirse kurdeşen ortaya çıkar. Kurdeşenin oluş sebebi %50 midedeki bakteriden, %50 bağırsaktaki mantarlardan kaynaklanır. Kurdeşeni de midedeki bakteri tetikler. Fakat alerjilerin oluş sebebi %80 bağırsaktaki mantardan kaynaklanır. %10 midedeki bakteri, %5 pankreastaki problem, %5 karaciğerdeki problem, fakat %80 bağırsaktaki problemlerden dolayı alerjik hastalıklar ve birçok hastalık ortaya çıkar. Neden? Günümüzde 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl öncesine göre daha çok alerjik hastalıklar ortaya çıkıyor. Neden? Bunun sebebi ne? Bunun sebebi bir, insanlar aşırı kimyasal ilaç kullanıyor. Kimyasal ilaçlar bağırsaktaki faydalı bakteriyi, vitamin üreten bakteriyi yok ediyor, zararlı bakteri ve mantarları azdırıyor. İki, insanlar işlenmiş gıda tüketiyor. İşlenmiş gıdalar
elma, armut yiyorsunuz, işlenmiştir, kimyasal madde içeriyor. Veya cips, jelibon, kek, gofret, kola kimyasal madde içeriyor. İşlenmiş gıdalar zehirliyor bünyemizi. Faydalı bakteri yok ediyor, zararlı bakteri ve mantarları azdırıyor. Bu zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bünyemizdeki histamin kortizon dengesini bozuyor. Evet, bir de tahıllar, mesela tarlalara, bahçelere atılan kimyasal gübreler sonunda bize tahılla geri dönüyor, ekmekle, elmayla, armutla. Şimdi şurada elimde bir rapor var. Bu Alman Sağlık Bakanı'nın hazırlamış olduğu, nereye bak gösteremeyecek herhalde. Alman Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir araştırmaya göre zebze ve meyvelerdeki vitamin, mineral, enzim oranı 11 yıl içerisinde %50 oranında azalmıştır. Bu ne demek? Mesela örnek verelim, birkaç örnek. Muz 1985 ve 1996 yılları arasında yapılan araştırma. 11 yıl içerisinde sebze ve meyvelerdeki vitamin, mineral ve enzimin ne kadar değiştiğini gösteriyor. 11 yıl içerisinde. Muz 1985 yılına göre 1996 yılında 11 yıl sonra %12 daha az kalsiyum içeriyor. %84 daha az folik asit içeriyor. Hamile bayanlar için çok önemli. B9 vitamini, folik asit B9 vitamini de denir. %13 daha az magnezyum içeriyor. %92 daha az B6 vitamini içeriyor. Evet. Elma. Kalsiyum %12, magnezyum %20, C vitamini %80 daha az. 11 yıl içerisinde. Neden? 85'te daha az kimyasal ilaç kullanılmış, 96'da daha çok tarımda gübre kullanılmış. Bu nedenle, yani ben bunu buradaki listeyi okusam, bu bir saat sürer. Bu ne demek? Bu şu demek. Artık yemiş olduğumuz zebzelerde, meyvelerde vitamin, daha az vitamin, daha az mineral, daha az enzim var. Bu ne demek? İnsanlar beslenemiyor. İnsan vücudunu eve benzetelim. Bir ev kadını, evde çalışan bir bayan, ev hanımı ne yapıyor? Mutfakta temizlik yapıyor, bulaşık yıkıyor, çamaşır yıkıyor, efendim ütü yapıyor vesaire vesaire, yemek yapıyor. Çeşitli işler, görevleri var. Bizim bünyemizde de hücrelerin birçok fonksiyonu var. Ne yapıyor hücreler? Saniyede 50 bin hücre ölüyor, 50 bin hücre faaliyete geçiyor. Saniyede bünyemizde 500 trilyon kimyasal reaksiyonlar oluşuyor. Bu reaksiyonların oluşması için ne lazım? Mineral, vitamin, enzim, glikoz vesaire vesaire. Ham madde lazım, ham madde. Şimdi evinizde ev hanımı bulaşık yıkayacak su yok. Bulaşık yıkayacak deterjan yok. Çamaşır yıkayacak çamaşır tozu yok. Su yok. Evini süpürecek süpürge yok. Ne oldu? Evi bir haftada çöple döndü. Bizim vücudumuzda da hücreler neye dönüyor? Çöple dönüyor. Neden? Vitamin yok. Yediğimiz zebzelerde, meyvelerde vitamin yok. Mineral yok. Enzim yok. Bir. İkincisi, kimyasal ilaç kullanarak kendimizi zehirliyoruz. Var olan faydalı bakteri de yok ediyoruz. Bağışık sistemi çöküyor. Zararlı mantarlar toksik madde üretiyor sürekli. Zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler. Toksik maddeler bağırsakları yakıyor, kavuruyor. Bağırsak kendini korumak için yağ tabakası oluşturuyor, yağlıyor. Yağ nedeniyle yeterli ve kaliteli ince bağırsak enzim salgılayamıyor. Enzim oranı azalıyor, histamin yükseliyor, alerji ortaya çıkıyor. Şimdi modern tıp ne yapıyor? Dünyada takriben 10 milyon doktor var. Şöyle böyle, 3 aşağı 5 yukarı. 10 milyon doktor, milyonlarca alerji hastasını tedavi edemiyor. Neden? Çünkü hastalığın sebebi histamin kortizon dengesi deniyor ama peki bu histamin kortizon dengesini bozan faktör ne? Mantar. Onu yok edemiyor. Çünkü teşhis edemiyor. Neden teşhis edemiyor? Bağırsaktaki 3 çeşit mikroorganizma var. Bakteri, virüs ve mantarlar. Mantarları futbol topu kadar düşünelim.
Bakteri portakal kadar, virüsü misket kadar. Bağırsaklar da kalecinin arkasındaki file gibi. Filtre. Emiyor besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi. Şimdi buradan, bu filtreden bakteri ve virüs geçiyor. Mantar geçmiyor. Mantar, bağırsaklarda mantar olup olmadığı, yani kandan teşhis edilemiyor, idrardan teşhis edilemiyor. Teşhis edilemeyen bir şey için ne yapacak? Bilemiyoruz, bulamıyoruz, anlamıyoruz. Çözüm nedir? Bağırsaktaki mantarı yok edeceksiniz. Nasıl yok edeceksiniz? Bir telefon bağlantımız var, devam edeceğiz. Alo. Alo. İyi akşamlar, size nasıl yardımcı olabilir hocamız? Buyurun. İyi akşamlar. Ben daha önce tahlil olmuştum. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar, duyuyoruz sizi, buyurun. Hocam ben helibak bakteri olmuştu benim bağırsağımda da. Evet. Onunla ilgili, o mantarla ilgili ben ne yapabilirim, ne yapmam lazım? Tamam, ederim. Şimdi açıklayacağım. Şimdi bu arada kısaca değindim ona. Yani alerjiyi tetikleyen dört faktör var dedim. Bir, her türlü alerjinin sebebi %10 midedeki bakteriden, Helicobacter pylori'den kaynaklanır. Helicobacter pylori birçok toksik madde üretir. Bu toksik maddelerden biri de histamindir. Bu alerji tetikler. Bir. İki, pankreastaki problemden kaynaklanır %5. Pankreas yeterli ve kaliteli enzim salgılayamazsa, lipaz, amilaz, tripsin gibi bunlar kaynaklanır. Üç, karaciğer yeterince enzim salgılayamazsa, desturaz, elengaz vesaire bunlar kaynaklanır. Fakat %80 bağırsaktaki mantarlar, kimyasal ilaçlar, evde kullanılan, hijyende kullanılan şampuandı, sabundu, bundaki kimyasal maddeler, yediğimiz, içtiğimiz gıdalardaki cips, jelibon, koladaki kimyasal maddeler bizi yavaş yavaş zehirliyor. Bir de sebze ve meyvelerdeki vitamin, mineral, enzim yetersizliği. Şimdi ev hanımı dedik, evine girdiği şeyde temizlik yapacak. Mutfakta, banyoda, efendim ortada şeyde hijyen yapacak. Hiçbir şey yok, su yok, deterjan yok, sabun yok vesaire vesaire. Ne yapıyor? Ev çöplüğe döner bir haftada. Bizim bünyemiz de hücreyi de eve benzetelim. Neye ihtiyacı var? Mineral, vitamin, enzim, glikoz vesaire vesaire. Ama zepseden meyveden alamıyoruz. Çünkü kimyasal ilaçlarla zepse ve meyveleri işini bitirmişiz. İçi boş, meyve yiyorsun, elma, armut, muzu. İçinde vitamin yok, mineral yok, enzim yok. Bir. İkincisi, bağırsaktaki faydalı bakteriyi yok ediyoruz kimyasal ilaçlarla. Alerji çıktı ortaya. Ne yapılıyor? Antihistaminik ve kortizonlu ilaçlarla sürekli baskılamaya çalışıyoruz. Sürekli. Rahmetli Bülent Ecevit'e bir ara kortizon verdiler. Ne oldu biliyor musun? Kemikleri cam kemik oldu. Merdiven çıkamıyordu, yasaktı. Boynundan kuyruk sokumuna kadar çelik korse giyiyordu. 4 kişi taşıyordu. Özel asansör yaptılar. Cam kemik. Kortizon kullanırsanız kemikleriniz cam kemik olur 1. Deri incelir 2. Kemik incelir 3. Yüzünüz ayı yüz olur, şişer. Böbrek üstü bezeleri fonksiyonunu yerine getiremez. Hafıza gider. Rahşan Ecevit hariç kimseyi hatırlamıyordu. Sadece Rahşan diyordu. Hüsamettin Özkan'ı bile hatırlamıyordu. Üvey oğlu. Şimdi kortizon tehlikeli olduğu halde modern tıp bunu veriyor. Alternatif yok. Alternatif burada. Nerede? Mantarı yok edeceksin. Nasıl yok edeceksin? Mantara karşı dünyada en etkili birkaç bitki var. Bir, aloe vera. İki, laden gülü. Üç, horopito. Horopito'yu Türkiye'de ilk söyleyen benim. Horopito mantara karşı dünyada en etkili bitki. Laden gülü, horopito, aloe vera. Efendim... Hamamelis, Virginiana, Hamamelis, Mahonya. İşte çok özel bir formül ne yaptık? Geliştirdik. Bağırsaktaki mantara karşı. Aloe vera'yı kullandığınız zaman bağırsaktaki mantarı yok eder. Kim diyor bunu? Louis Pauling Enstitüsü, Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıyor. Ne yapıyor? Mantara yok ediyor. Olay bitiyor. Bağırsaktaki mantarı yok ederseniz alerji yok edersiniz. Ha, karaciğeri yağlanmışsa, pankreasında problem varsa... İksir de kullanması gerekir. Bu da zencefilli özel bir ürün. Eğer ki midesinde problem varsa, gastrit, ülser, reflü, bunun da sebebi Helicobacter pylori. Biraz önce soru soran beyefendi. Midedeki gastriti nasıl tedavi edeceksiniz? Kimyasal ilaçla tedavi edilmeye çalışılıyor. Çok ağır kimyasal ilaçlar gastrit, ülser için kullanılıyor. Ne oluyor? Vatandaş gastritten, ülserden kurtuluyor ama ve lakin... Çok çok tehlikeli bir hastalığa yakalanıyoruz. Midedeki bakteriyi yok edeyim derken antibiyotiklerle
Bağırsaktaki faydalı bakteri yok ediyorsunuz. O vatandaş ne oldu? Alerji hastası oldu. Cilt hastalığı, kalp damar rahatsızlığı, bütün hastalıkları tetikliyorsunuz. Midedeki bir bakteri yok edeyim derken, bir hastalığı yok edeyim derken 100 hastalık üretiyorsunuz. Antibiyotik budur. Tehlike. Avrupa'da, Amerika'da doktorlar antibiyotik yazmıyor. Ne yazıyor? Üşütme, grip, nezle, ıtır yazıyor. İşte. İşte sana ıtır. Güney Afrika ıtırı. Itırın bu çiçeği. 1050 çeşit ıtır var. 1050 çeşit sadece Pelargonium zidioides, Pelargonium reniforme. Bunun şurubu, kapsülü, damlası, drajesi, klinik araştırması yapılmış. Etkisi ispat edilmiş. Yani kimyasal ilaç kullanılacak diye bir şey yok. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da insanlar dikkat ediyor sağlığına. Biz niye dikkat etmiyoruz? Biz niye dikkat etmiyoruz? İlle ki zehirlenmek mi istiyoruz? Kimyasal ilaç kullanan çocuklar, bebekler gelişmez. Doğdu diyelim bebeğiniz, anne baba antibiyotik verdi, üşüttü, grip, nezle oldu. Veya ağrı kesici verdi, parasetamol içeren. Ne oldu? Çocuğun bağırsağındaki faydalı bakteri yok oldu. Yok olursa ne olur? Vitamin yok, enzim yok, mineral yok. Bu çocuk nasıl gelişecek? O çocuk hem beyni hem de vücudu gelişmez. IQ'su 170-180 süper zeka olan bir çocuk diyelim ki öyle doğdu. Kimyasal ilaçla siz onu geri zekalı yaparsınız. Geri zekalı. Bunu kim yapar? Annesi babası ve yanlış kimyasal ilaçlar, ağrı kesiciler. Hemen al bunu, al bunu kullan. Zehirle, zehirle, zehirle. Bunu yapıyoruz, yanlış yapıyoruz. Almanya'da doktorlar antibiyotik yazmıyor. Ağrı kesici yazmıyor. Ne yazıyor? Bitkisel. Dünya bitkiye dönüyor. Biz hala diretiyoruz. Yok. Olmaz. Niye? Çünkü ne kadar ilaç yazılırsa, yazarsa kişi, o kadar promosyon kazanıyor. Evet, ev kazanıyor, antibiyotik, araba kazanıyor, izin kazanıyor. Urla evet. İşe gidiyor, havai adalarına gidiyor. Havai adalarına gitmek için vatandaşın çocuğunu zehirleyecek. Yani genel anlamda antibiyotik çok yazılan dediğiniz gibi ilaçların başında geliyor ve ona odaklanmış herkes. Yani antibiyotik içersem geçecek diye düşünüyorlar. Yani bunu bir şekilde bitkisel yollarla dediğiniz gibi artık çözümsemek gerekiyor. Evet, seneler önce benim başımda bir olay geçti. Benim küçük oğlum çocuk doktoruna götürmüşler. Ne oldu dedim. Aa, hastalandı. Çocuk mosmor oldu. Öğrenemedim. Doktora götürmüşler. Çocuk doktoruna apar topar koştum vardım çocuk doktoruna. Dedim ki nedir? Bilmiyor. Kimse bilmiyor. Nedir, nedir, nedir? Aradım annesini. Ne oldu çocuk? Neden oldu? Niçin oldu? Aa, mısır yedi, rahatsızlandı. Dedim ki çocuk mısır yemiş, rahatsızlanmış. Boğazına mısır kaçmış, nefes borusuna. E ne yapacağız? Doktor da bilmiyor ki ne yapacağız? Ne yapacaksın dedim. Ters çevireceksin, sallayacaksın. Boğazına mısır taneleri dökülecek. Ha öyle mi? Hadi yapalım. Ters çevirdi. Çocuğu ayaklarından biraz silkeledi. Nefes borusundaki mısırlar döküldü, bitti. Ama bu arada gittim. Dedi ki şu ilacı al. Gittim bir sürü ilacı aldım. Lüzumsuz yere. Ondan sonra eczane kendisinin. Ondan sonra dedi ki ya bu ilaçlar bir fakire lazım olur, burada kalsın. Üç defa beni ne yaptı? Hem parasını aldı, hem ilacı aldı, hem ilaçları el koydu vesaire. Neyse. Herkes yapmıyor tabii ama yani iyi değil yani bu yani vatandaşı evet. Şey yapmak. Neyse. Akne, sivilce ve ter bezi iltihabıyla devam edelim. Bu da önemli konuların başında geliyor. Genelde ergenlik dönemindeki gençler için de önemli sorunlardan bir tanesi. Akne, sivilce. Akne, sivilce. Akne, sivilce. Evet. Akne, sivilce. Akne, sivilce ve ter bezi iltihabı gibi rahatsızlıklara karşı ne yapılabilir? Çay ağacı yağı, Melaleuca alternifolia. Bu Avustralya'da yetişen bir bitki. Oraya seyahat için giden vatandaş yaralanıyor ayağından. Yarası iyileşmiyor günlerce, kötüleşiyor, kötüleşiyor. Bir gün bir göl kenarında ayağını yıkıyor. Aa, bakıyor ki hızla iyileşiyor. Ya günlerdir iyileşmeyen, sürekli kötüleşen ayağındaki yara nasıl oluyor da hemen iyileşiyor?
araştırıyor ki gölün etrafında bir bitki yetişiyor. Melaleuca alternifolia, çay ağacı yağı. Antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip. Efendim, çok güzelmiş diyor, incelemeye alıyor. Kaptan Cook ilk defa Avustralya'ya gittiğinde bakıyor ki Avustralya yerlileri bir bitkinin yaprağında çay yapıp içiyorlar. Bu çay ağacıymış diyor. Adı oradan kalıyor, çay ağacı. Aslında çayla ilgisi yok. Çaylı ağacı değil yani aslında. Tea tree adı oradan kalıyor. Melaleuca aslında esas orijinal ismi Melaleuca alternifolia Latincesi. Şimdi bu bitkiyle ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Bir, bayanlardaki vajinal akıntı yani mantara karşı etkili klinik araştırması yapmıştı. Kim yapmış? Profesör Doktor Blaisha Paris Tıp Fakültesi'nde, Paris Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde vajinal akıntısı olan bayanlar için günde 3-4 defa tampona 5-6 damla damlatıyorsunuz. Fitil gibi kullanıyorsunuz. Ne yapıyor? Mantarı yok ediyor. Fakat bu çözüm mü? Değil. Neden değil? Çünkü vajinadaki mantarı yok edersiniz. Fakat bağırsaktaki mantarı yok etmezseniz tekrar bulaşır. Bağırsakları nasıl tedavi edeceksiniz? Aloe vera. Yani bağırsakları tedavi ettikten sonra tamamen mantarı yok edebilirsiniz. Yoksa vajinayı mantarı yok ettiniz, tekrar bulaşır. Profesör Doktor Blaisha klinik araştırması yapmış, belgelemiş. Çay ağacı yağıyla. İki, çay ağacı yağı Williams, Profesör Doktor Williams yapmış olduğu araştırmada tırnak mantarını çay ağacı yağıyla tedavi etmiştir. Profesör Doktor Bazart ve ekibi yapmış oldukları araştırmalarda akne, sivilce gibi rahatsızlıkları olanları tedavi etmişlerdi. Uçuk, böyle yüzde dudakta iki çeşit uçuk var, herpes türü. Herpes simplex tip 1, herpes simplex tip 2. Yani dudakta çıkana basit sıradan labialis denir. Bir de cinsel organda çıkanı var. Ona da genital sil denir. Farklı farklı sil ve uçuklar var. Dudakta çıkana bir damla damlattığınızda çay ağacı yağından bir gün sonra o herpes yani uçuk yok olur. Burada bir deney yapmıştık 6 ay önce bir bayan. Onda vardı uçuk. Sürekli dudağının kenarında bir uçuk çıkıyordu. Ve iyileşmiyor. Onu fondötenle kapatıyordu. Bir damla sürdü. Bir gün sonra bir şişi kalmadı. Başka bir televizyon programında da bir sunucu bayan da yüzünde akne vardı böyle. Dedi ki ya şu akneye geçirecek bir şey yok mu? Aylardır, yıllardır uğraşıyorum geçmiyor. Çay ağacı kullan, hiçbir şey kalmaz dedim. Çay ağacını kullandı. Birkaç gün sonra hiçbir şey kalmadı. Basit, sıradan akne, sivilce bunlar önemli değil. Çok kolay. Veya uçuk. Çay ağacı yağıyla kullandı. Bitti gitti. Asıl tehlikeli olan şey nedir? Terbez iltihabı. Koltukta, koltuk altında ve kasıklarda ortaya çıkan terbezi, bezeleri yavaş yavaş iltihaplanır. Kümeler halinde fibrozlar oluşturur, çoğalır, yayılır. Bundan takriben 5-6 ay önce Almanya'dan bir aile geldi. Oğulları 18 yaşında. Oğlunun bir de kız arkadaşı var, Alman. Alman bir bayan. Türkçe bilmiyor. O da benimle konuşursam arkadaşı kıza tekrar ediyor. Şöyle dedi, böyle dedi diye. Vesaire. Şimdi diyor ki çocuk Türkçeyi pek bilmiyor. Babasına papa diyor. Almanya'da diyor bu kadar diyor doktor tedavi edemedi. Bu arkadaş mı tedavi edecek diyor. Oğlum ben araştırdım diyor babası da. Bu adam gibi yok diyor. Bu tedavi edemezse kimse tedavi edemez. Herkesi iyileştirmiş diyor. O diyor ki baba nasıl olacak bu iş diyor. Ameliyat olmuş. Koltuk altındaki bütün ter bezeleri ameliyatla kazımış almışlar. Ama yine çıkıyor yine çıkıyor. Koltuk altını böyle hastaneye gidiyor. Hastanede haftada bir iki defa buraları böyle şey gazlı bezle hep sargılı. Hemşire açıyor, içini temizliyor pislikleri, tekrar bezliyor, sarıyor. İltihap akıyor koltuk altından. Çok kötü, pis de kokuyor. Allah kimseye vermesin, çok kötü bir şey. Ya bu nasıl iyileşecek dedi. Ameliyat oluyor, iyileşmiyoruz, ilaç kullanıyoruz, iyileşmiyoruz. Bu adam nasıl iyileştirecek? Papa diyor çocuk. Türkçesi de pek yok.
Problem yok dedim. Onunla Almanca konuştum. Tedavi de inşallah dedim. Hiç problem yapma. 4 ay bir kür aldı, kullandı. Evvelki gün babası geldi. Yanında başka bir bayan getirmiş. Dedi tanıdın mı beni? Tanıdım dedim. Ya Allah sizden razı olsun dedi. Çocuk dedi. Hiçbir şeyi kalmadı bak dedi. Yeni bir hasta getirdim dedi. Almanya'dan başka bir bayanı getirmiş. Onun da yüzlerinde çiller oluşmuş. Yavaş yavaş bu lekeler çoğalmış. Bu ne olacak? Dedim problem yok. Her şeyin iyileşir. Önemli olan hangi hastalığı neyle tedavi edeceksiniz? Klinik araştırması yapılmış mı yapılmamış mı? Nerede ne zaman kim klinik araştırması yapmış? Önemli olan bu. Mesela biraz önce çay ağacı yağı dedim. Şimdi Laden gülü Türkiye'de yetişir. Almanya'da bunun klinik araştırması yapılıyor. Laden gülü ile ilgili Münster Üniversitesi'nde yapılan klinik araştırmasında birleşimindeki indometasin fenilbutason denen etken maddeler antiviral, antibakteriyel, antimikozitik özelliklere sahip. Yani bakteri, virüs ve mantarları yok ediyor. Laden gülünün birleşimindeki etken madde. Çocuk ve alerjik hastalıklar uzmanı Profesör Doktor Günter Wiese Almanya'da Saarland eyaletinde üniversitede Homburg Üniversitesi'nde klinik araştırması yapmış. Laden gülüyle alerjik ekzemayı iyileştirmiş. Kaşıntılı, sulu, kabarcıklı. Bu akneye de iyi gelir. Aynı zamanda akne inverse ter bezine de iyi gelir. Bunun sebebi ter bezi iltihabının sebebi eskiden ter bezi iltihabına köpek memesi denirdi. Köpek memesi gibi böyle iri iri çıban gibi böyle siyahlaşır, renkleşir, sürekli iltihaba bakar. Bunun sebebi bu bağırsaklardaki mantardır. Başka bir şey değil. Yani hep mantar diyorum ya. Alerjik hastalıklar, cilt hastalıkların hepsinin sebebi mantar. Bağırsakları tedavi ettiniz mi iş bitmiştir. Kronik yorgunluk sendromu nedir diyelim o zaman bir başka konumuzda? Kronik yorgunluk sendromu. EBV virüsü diye bir virüs var. Bu da herpes türü bir virüs. Bu virüs diğer virüslerden farklı kılan nedir? Akıllı virüs. İnsan vücuduna girdiği zaman kişi kendini grip zannediyor. Yani bademcik iltihaplanması zannediyor. Faranjit zannediyor. Yani kolay kolay çözülemiyor, anlaşılamıyor. 15 gün içerisinde iyileşmezse lenf sistemine yerleşiyor ve bağışıklık sistemi virüsü artık teşhis edemiyor. Çünkü virüs bağışıklık sisteminin antikor göndermesini önlüyor. Antikor gönderirse deşifre edecek. Ha bu şudur özelliklerini ve onu yok etmeye çalışacak. Fakat virüs çok akıllı. Özel bir protein gönderiyor. Bağışıklık sistemi gözü bağlı boksör gibi dövüşüyor sürekli. Kiminle neyle dövüştüğünü bilmiyor. Ne oluyor? Aşırı enerji harcaması nedeniyle kişide kronik yorgunluk hastalığı ortaya çıkıyor. Evet. Bunu nasıl tedavi edeceğiz? Haftaya. evet. Değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. Dediğimiz gibi pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da sizlerle olmaya devam edeceğiz ve konumuza da yine devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. İyi akşamlar.